tip maçları ve daha sonra oynanacak zor maçları bu ekip çok önemli bir şekilde takımdaki oyunculara ve hocamızla beraber çok iyi iletebilirler. O yüzden ben şunu düşünüyorum. Yani bu maça inanılmaz derecede onları motive edecekler. Oyuncular da zaten hepsi çok iyi profesyonel olduğunu düşünüyorum. Yani bakıyorum dediğim gibi hepsi kendi ülkelerinde oynayan, mini takımlarında oynayan ve özel oyuncular. O yüzden oyuncular da buna karşılık verecek. Ve ben yarın Fenerbahçe'mizin bayağı bir iyi bir konsantreyle maça başlayacağını ve Can Hocam'ın biraz önce sözünün başında dediği gibi ilk 15-20 dakikada bir gol bulursak enteresan sonuç çıkabileceğini de düşünüyorum yani. Sizinle başladık. Skor tahminini Can Hocam'la devam edeyim. Bu maçla ilgili skor tahmininizi alayım Can Hocam. Valla Fenerbahçe ya bu tip maçlar tabii önceden Murat da bilir beni. Ben öyle çok büyük konu en iyi olduğumuz dönemde bile ben büyük konuşmadım. Hiç üzerinden konuşmam. Önemli maçlar derbi havasında yani bu derbi değil tabii ki de derbi havasında geçen büyük. Neden? Şampiyonluk kazanmış, kupalar kazanmış bir rakip. Karşımızdaki de. Yani sonuçta Türkiye'de, Avrupa'da da bir dönem çok başarılı sonuçlar almış bir rakibimiz var. Ama Fenerbahçe 2 senedir Trabzon'a karşı yani ben burada birazcık da geçen hafta da söyledim. Yani biz hakemleri falan bizim işimiz futbol öğretmek. Çocuklara futbolu sevdirmek. Fenerbahçe'deki eski anılarımızı, futbol oynadığımız dönemlerdeki eski yaşadıklarımızı şimdiye aktarabilmek. Futbol bilgilerimizi de dinleyenlere aktarabilmek. Ama dönüp dolaşıp geliyoruz hakemlere dönüyoruz. Mesela 2-1 yenildiğimiz geçen seneki maçta 2 penaltımız en azından bir tanesi garanti. Son dakika Vedat'ın attığı gol verilmedi mesela. Vara bile gidilmedi. Yani düdüğü çaldı. Yani al o maçı 2-2 bitmişti, yenilmemiştik. Burada kupa maçı 2-1 iken 73. dakikaydı. Zannedersem Novak'ın yani tam hatırlayamıyorum bir kafa hava topunda top resmen kolunda yani sağ kolunda kaldı. Altı pasın içinde. Yani Güneyt Çakır'dı yine hakem. Vara gidilmedi. O maçı da kupadan yenildik, elendik. Yani şunu demeye getiriyorum. Hakemlerin de bu tip maçlarda çok büyük etkinliği olur. Adilane bir maç yönetilirse yarın Fenerbahçe kazanacağına inanıyorum. Erken gol bulursa da yani farklı bir galibiyet alacağını da hissediyorum yani. O havalar Fenerbahçe'de. Çünkü Fenerbahçe hocam, getiren... Trabzon'da sözünü kestim hocam. Ben ya benden ilk 15 dakikada gol olursa çok farklı noktaya gideceğimi dememin nedeni Trabzon'da lider oyuncu yok. Daha içeride... Geçen hafta bunu gördük zaten Murat yani Trabzon Başakşehir yani. Biraz üstüne geldi bocaladı Trabzon'u. Yani şimdi Trabzon bir de Fenerbahçe maçı oynuyorsun yani büyük maç yani Trabzonspor geriye düştüğü zaman şimdi bakıyorum kadrolarına da yani o takımı toparlayabilecek saha içerisinde hadi beyler ne oluyor ben bir şekilde onları bir artı motive edebilecek bir lider oyuncusu yok. Şimdi ben bakıyorsun. Demin pardon Ekuban Ekuban şeydi onu Ekuban Covid der. Ben dedim ya Abdülkadir Ömür'le Ekuban etkili olabilir. Ekuban diyeceğim öbür oyuncuları etkili olabilir. Emre Yakem'i Makema. Onu güzel dedim de. Şimdi bakıyorsun mesela Can Hocam Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz. Abi yani enteresan hepsi lider vasıflı oyuncular. Yani Samatta'ya bakıyorsunuz Tanzay Mirsego'nun kaptanı. Yani geliyorsun bizim oyunculara bakıyorsun Luis Gustavo diye bir oyuncu var. İnanılmaz. Her eve lazım derler ya. Yani inanılmaz bir oyuncu. Muhteşem oynuyor ama bu sene 3 maçtır özellikle. Evet, muhteşem oynuyor. Baktığın zaman çok kaliteli bir oyuncu ve yani bunların bizde en az böyle 4-5 tane var Can Hocam. Yani şimdi aklıma gelmiyor ama yani var. Sosa var. Lider çok özel bir oyuncu kişilik. Şimdi baktığın zaman Caner var. Gökhan Gönül var. Yani o yüzden saha içerisinde çok önemli bu tip maçlarda. Yani geriye düştüğün zaman saha içerisinde hadi beyler lütfen ne oluyoruz? Kendinize gelin. Diyen bir lider oyuncu olmak lazım yani bu tip maçlarda. Bizim takımda 4-5 tane şimdi sayarken Trabzonspor'a soruyorum işte böyle bir oyuncu var mı? Yok yani. Zaten 6-7 tane yabancı oynuyor. Abdülkadir Ömür tamam kaliteli bir oyuncu ama adam daha 19-20 yaşında.
Yani oradaki yabancılara nasıl etki edebilir? Çok zor. O yüzden bir de o var yani. Ondan dolayı Bir de bu maça 1500'e yakın seyirci alınacak hocalara. Yani 1500'e yakın seyirci. fena rakam değil bence yani. Evet yani o numaralı tribün tarafı yani şimdiki Fener'im dedikleri yere yani bayağı bir seyirci olmuş olacak. O bölümde olacak yani. Kesinlikle Sonuçta olacağız oradan bir bu arada. ses çıkar yani. Boş Muhakkak tribün. çıkar. Muhakkak Yani bir etki olur takıma bir motive o bile o da sağlar. Yani senin de dediğin gibi ya yani ortada her zaman bu tip maçlar ortada deriz. Ama Fenerbahçe bir de iyi başladı lige. Yani oyun olarak da düzeliyor. Dediğim gibi 5-6 hafta sonra daha da farklı olacak Fenerbahçe. Bir de biz hep bunları konuşuyoruz. Pandemi döneminin futbolcuların yani mental açıdan da etkilediği gibi fizik açıdan da etkiledi. Adamlar ne lig sonu oynayabildi, ne lig başı hazırlanabildi. O yüzden Kesin. yani kopmalar, oyun içinde enteresan sonuçlar, skorlar çıkabileceği dönemi yaşıyoruz. İşte Liverpool'dan örnek verdik geçen gün. 7-2 yenildi. 3 gün sonra gitti. İşte Everton'la inanılmaz bir maç oynadı. 2-2 kaldı falan. Son Yani gitti dakikalar vardı Ajax'ı yani. deplasmanda ya. En de son dakikadaydı. Yani şimdi o yüzden bu tip müsabakalarda bu tip sonuçların çıkma olasılığı var. Ama Muhakkak. Fenerbahçe gibi takımlarda erken gol bulursa, benim Murat'ın da benim de dediğim gibi yani oyun farka da gidebilir. Evet. Ama Trabzonspor yani şimdi der benim eksiklerim var. Fazla açılmayayım. Kapanarak Ben senin oyuna çıkacak Fenerbahçe'yi canım hocam. Oyun bozmaya çıkacak Trabzonspor. yani zaten Oyun onu bozmaya yapmak kendini zorunda. attı. Yani bu takımı başka türlü durduramaz. Hakikaten Fenerbahçe kaliteli oyuncuları var. Çok çabuk oynayan oyuncuları var. Daha Samat'ta Valencia %50 ile bile oynamıyor. Perotti hazırsa oyunun belli bir kısmında o oynayacak. Peltaş var. Yani oyunun şeklini, kaderini değiştirebilecek Can hocam oyuncu bak çok. isim sayıyorsun ya mesela. Abi geçen sene ligin ikinci devresinde 11 gol 4 asistlik skor olan Tiam var. Daha onu söylemiyoruz mesela. Evet, Tiam var. evet. Geçen senenin en çok gol atan ikinci oyuncusu Chissé var daha yani sıkıştığın zaman. Bir de Evet. nedeni var biliyor musun Can hocam? Allah rahmet eylesin. Onu da analım. Bizim efsanemiz Can Bartu. Ne derdi? Fenerbahçe taraftarı sezon başında takımının şampiyon olacağını hisseder. Şimdi bu sene kimle konuşursam konuşayım, hangi arkadaşımla konuşursam konuşayım, herkesin gözünde o ışıltı var. Herkes bu sene Fenerbahçe'mizin şampiyon olacağına o kadar çok inanıyor ve o kadar çok istiyor ki, yani gözlerdeki o ışık var, taraftarın o sinerjisi, inanıyorum ki takımdaki futbolcularda da var Aynen. yani. Ben bunu mesela Galatasaray maçından önce yani biraz da anekdot olsun söyleyelim. 12 metrelik bayrak yaptırdım mesela. Talih'in 3. maçı Volkan abiye de gönderdim. Bayrağı Volkan Vallı'ya da. Bak abi inandık hani çocuklara göster. Hani bunları hani motive olsunlar biz inandık onlar da inansın gibi. Daha 3. hafta bizler bunu bu havaya girdiysek o ışığı Evet. fazlasıyla gördük yani. Evet o yüzden diyorum yani biz sezon başında yani tekrar analım Can Bartu'yu da Allah Allah rahmet mezarlığına eylesin. cennetin İsmini efsanesi olsun. aldığım büyük futbolcumuz. Evet yani Evet. o da diyordu ya işte o yüzden yani bir de o var. Bizdeki sinerji futbolculara da kesin yansıdığı belli. Yani saha içerisinde zaten onu hissediyorsun Can hocam sen de bilirsin yani. Evet. Futbolcuların gözünde görüyorsun. Tabii ki kötü oyunla oynayacağız. Tabii ki belki maçta kaybedeceğiz. Ama dediğim gibi 8 ve 10. haftalardan sonra inşallah böyle çok ekstra puanlar kaybetmezsek inanıyorum ki valla yani Nisan aylarında biz bu şampiyonluğumuzu kutlayabiliriz diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. İstediğimiz o. Ya zaten ama istediğimiz Fenerbahçe iyi futbol oynuyor. Bizde böyle bir şey vardır. Fenerbahçe taraftarını bilirsiniz. Enes sen de bilirsin. Fenerbahçe taraftarı 5-0 kazansa öyle kötü oynarsa seyirci memnun kalmaz. Ya nasıl Maalesef evet. futboldu bu? 6'yı niye atmadık? Veya Kesin. neden işte bugün bu kadar kötü haftaya işte Galatasaray maçı var. Haftaya Trabzon deplasmanı. Bu takım nasıl? Hep böyle eleştiririz. Ama şimdi görüyorum özellikle Göztepe maçından sonra da konuştuk. 45 ile 60. dakikadaki futbol bize çok ümit verdi. Yani 5-6 tane net giren pozisyon. O sırada bir tane atılan gol var. 5-6 net kaçan var. Bir de Can Yani hocam biz iki tane yani iki tane gol yedik ama
baktığın o zaman golün bir tanesi penaltı değil zaten. Yani penaltıyla yakından uzaktan alakası yok. Olur. İki olmaz zaten. Yani ikinci golü yemezsin. Yani zaten o maç 2-0 falan 3-0 gitse zaten gol yemezsin o maçta. Kesin. Bir de şu var. Şimdi baktığın zaman defans olarak da yani fena değiliz yani geçen senelere göre defanstaki oyuncular mesela ben o ya Dilar 35 maçın 25'i sol bek oynadı yani geçen seneki defansta. Evet yani şimdi bakıyorsun iki tane en iyi sol bekin iki tanesi bir de mesela o Wolfsburg'dan aldığımız Tisserand. O da çok kaliteli bir oyuncu. O da çok ayakları yani, düzgün. Ayakları düzgün. Milli takımının oyuncusu. Ayakları bir de Alman Ligi Bundesliga'da 4-5 seneden bir oynamış. O da çok iyi oyuncu. Mesela çok özellikle dikkat ettim o Göztepe maçında 3-2'den sonra son böyle 5-10 dakika arası Göztepe'nin en uzun oyuncusu vardı o Beşiktaş'tan giden Atınç evet, galiba. Atınç, evet. Onu ileri attı. Ya ben yani bizim bir tane top vermediler. Ama toplarının bir tanesini vermedi. Çıktı üzerinden vurdu. Vücudunu kullandı vurdu. Bir tek son dakikadaki pozisyondaki de o da yanında değildi o ara. Bir kısmetsiz bir. Yani bir de düşünebiliyor musunuz? O kadar top oynadık son dakikada kısmetsiz bir de gol yiyecektik neredeyse yani. Evet. 3-3 bitecekti. İşte bitecekti yani. Ya biraz işte o senin dediğin gibi futbol şansı da Fenerbahçe'nin yanında olursa bu sene ligi mesela daha rahat çünkü Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da hani kötü kadroları yok. Başakşehir de iyi bir kadroya sahip ama Fenerbahçe bunlardan bir gömlek daha bir tık daha üstte görüyorum. Ve Fenerbahçe